Evet arkadaşlar, kanalımıza yine hoş geldiniz. Bugün yepyeni ve taptaze sıpsıcacık bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi 101 adet abiskem kırdıracağız arkadaşlar. Şimdi bu abiskemlerden ne çıktığını aslına bakarsanız ben çok fazla bilmiyorum. Ama hep birlikte kırdıralım ve görelim. Bu arada arkadaşlar, size şöyle bir müjde vermek istiyorum. Artık bir kayıtlı ve lisanslı kayıt programımız var. Yani 10 dakikayı da geçebilir. Ve arkasından mikrofon da almıştık. Ve bu mikrofonla ve kayıt programımızla beraber hep beraber şu 100 tane abiskemimizi kırdıralım. Ve sonucu da hep birlikte görelim. Siz de merak ediyorsanız lütfen videoyu izlemeyi devam edin ve lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum ve başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada Morina diye bir tane ablamız var. Bu ablamıza geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Game Abyss diyoruz ve başlıyoruz. Pop verdi. Yine pop verdi. Crystal Pants verdi. Full Plate verdi. Yine pot verdi. Full Plate verdi. Yine Full Plate verdi. Arkadaşlar, aşağı yukarı 6 bin lira falan bir para verdim. 6 milyon verdim. Oo, güzel. Upgrade Scroll. 6 milyon bir para verdik. Priced Armor verdi, Full Plate. Yani çok fazla bir para değil ama bunlarda gerçekten ne çıktığını ben bilmiyorum. O yüzden beraber dedim kırdıralım. Ve arkadaşlar, bir siteden reklamını veremiyorum çünkü sponsor olmadılar, olamadılar. Bir siteden burada hafta içerisinde yapmış olduğumuz al satlardan dolayı yine bize sponsor olmayan siteye sattığımız GB'lerden dolayı bu GB'leri de TL'ye çevirdik ve geldik, bu şeyimizi alabildik. Ha, diyeceksiniz ne sattınız? Arkadaşlar, ben genelde Draki'ciyim. 3 tane çarım var. Draki'ye giriyorum. Bir gördüğünüz bu çar, küçültme topu, güzel. Gördüğünüz bu çar, bir tane okçumuz var. O da ileride asas olacak. Şu anda 82. 83 olduğu zaman asas olacak. İki tane price çar, bir tanesi de pot basmak için. Diğer çarımız da bu. Bu çarımız da hani oyun sırasında şey yapan arkadaşlarımız olursa eğer, yatan X kaybeden arkadaşlarımız olur diye bunu da şey yaptım. Ne derler ona? Çantamız herhalde doldu. Pardon, buraya odaklandım. Bu çarımızı da rez yaptım arkadaşlar. Ve rez olarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, aslına bakarsanız bakın VIP key'in faydası şöyle. VIP key, eğer ki farm yapıyorsanız bu sizin işinize çok gelecek. Yani sürekli böyle şeye sadır ise gidip gelmenize gerek yok. MPRK ya, bu bizim itemimiz, pardon. Sürekli sadır ise gidip gelmenize gerek kalmaz. Ha, biraz pahalıdır ama eğer şey yaparsanız arkadaşlar, bu oyundan kazandığınız gelirleri siteye satın. Yani upgrade çok fazla, ben derim size, çok fazla upgrade'e yanaşmayın. Yani burada şimdi siz gaza gelirseniz şu sol tarafta gene bakın, adam mesela basmış 8 miraj basmış ama yani bu size gelmez ya. Ya bence gelmez. Bence basmamanızda fayda var. Ben ne yapıyorum? Ben şimdi burada Draki'lere giriyorum. Kaoslara giriyorum. Gelirse yeşil kutu, kırmızı kutu,
Onları değerlendiriyorum. Onları da kırdırmıyorum. Onları da satıyorum. Bu şekilde bir gelir elde ediyorum. Gerekirse mesela item alıyorum, satıyorum. Mesela geçen bir tane Draki pendant aldık. Draki pendantı 5 GB'ye aldım. Şükür 6,5 GB'ye sattık. İsteyen bir arkadaşa, ihtiyacı olan bir arkadaş vardı. 5 GB'den aldık kendisinden Draki pendantı ve sattık. Arkadaşlar, bu videomuz biraz kapsamlı olacak. Şu anda benim bu yüklediğim bu program biraz farklı. Bundan önce Bandicam kullanıyordum. Bandicam programı çok güzel bir program ama bana paket halinde sunuyorlar. Bunu internet sitesine girdiğiniz zaman tekrar bakalım şuraya, dolmamış da. Paket halinde sunuyorlar. Paket halinde sundukları için de bana biraz pahalı geldi. Bu şimdi dediğim gibi oyundan elde ettiğimiz gelirle gördüğünüz gibi Gold Prem'imizi aldık. Ve bunun yanında da gittik işte al sat yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık, ne bileyim yani hafta içerisinde ayrıntıya girmek istemiyorum. Buz aldık, sattık, şunu yaptık, bunu yaptık ve haliyle biraz para elde ettik ve 250 TL kadar bir para ve 25 TL de cebimizden koyduk ve gittik arkadaşlar, böyle ismini vermek istemediğim bir tane program aldık. Ya program gayet verimli. Diğer program biraz fazla 400 TL gibi bir para istedi ve çok bunun kadar da bir özelliği olmayan bir program. Tekrar bakalım. Bunun kadar özelliği olmayan bir program olduğu için bu şimdi hem kesip biçme hem işte ne bileyim yani biraz bana daha kaliteli geldi. Artık yorumlar size kalmış. Siz bilirsiniz. Beğenirseniz bunu kullanırız ki sanırım bütün arkadaşlar bunu kullanıyor. Bu arada arkadaşlar, merak ediyorsanız üzerimdeki itemler şöyle söyleyeyim. Dual Old Gold Earring ve görev şelleri var. Secret Weapon Breaker. Bunlar olduğu gibi set. Biraz masraf ettik o zaman. Smite Hammer aldık. Ve bir tane Intelligent Belt aldık. Şeyimizde artı 6 shield'ımız var. Yüzüklerimizde old platinum earring. Arkadaşlar, yani çok fazla masraf etmiyorum ben. Genelde benim prensibim şöyle. Yani oyundan elde ettiğim gelirle böyle bir olaya giriyorum. Yani çok fazla masraf etmiyorum. Evet arkadaşlar, neyse, kırdırmamıza devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kırdırayım. Çok böyle kayda değer bir şey çıktığı zaman ben size haber vereyim. Bakın gördüğünüz gibi burada upgrade scroll'lar, yok işte ne bileyim full plate'ler. Yani dediğim gibi 6 milyon 100 bin coin üzerimde param vardı. 6 milyon lira verdim. 100 tane şey aldım. Abyss gem aldım ve kırdırmaya başladım. Gördüğünüz gibi. Kırdırma işlemi bittikten sonra veyahut da arada İyi bir şey çıkarsa yine ben size bağlanırım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane burada gördüğünüz gibi cheating botumuz geldi. Bu cheating botumuzu da satarız ve bakarız sonuca ve ben kırdırmaya devam ediyorum. Yine iyi bir şey çıkarsa kayda devam ederiz. Evet arkadaşlar, ve ikinci itemimiz olarak çok güzel bir şekilde Roach Chitin Armor Pauldron düştü. Bunu da kasamıza alıyoruz ve bakıyoruz. Kasamızda bir tanelik yer kalmış. Bunları da yine atıyoruz. Arkadaşlar, ağırlıklı olarak gördüğünüz gibi şu upgrade scroll'lardan atıyor. Küçültme topundan biraz attı. Şu dandik potlardan atıyor. Şunları da şöyle kasamıza atalım. Bunları satacağız. Bunu olmazsa beraber upgrade yaparız. Şu potumuzu da koyalım. Şu şeyi de koyalım. Son 31 tane kaldı. Onu da birlikte kırdıralım. Yine pot düştü. Ya çok mantıklı değil ama yani ben siz görün diye Roach Plate Armor basılabilir de basılamayabilir de, bunu satarız. Yani çok böyle kıymetli bir şey. Tabii ki Crimson Rope.
Yine pot. Yine pot. Küçültme topu. Arkadaşlar belki merak etmişsinizdir. Şurada gördüğünüz gibi bu benim madenden elde etmiş olduğum itemler. Şimdi ben bunları satmıyorum. Bunları şöyle, onu da ileriki videolarımızda göreceksiniz. Bir köpek alıyorsunuz. Şurada karşıdan, ileriden. Şu anda göremiyoruz tabi. Bu aldığımız köpekle köpeği bir tane de eğer şey çarımız varsa özür dilerim. Bir tane de mage çarımız varsa bu mage çarımızla yaratıklara mani satıp köpeğe kestirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bunun karşılığında da aşağı yukarı yani bir gün bir eliniz alışacak. Oo, Iron Crossbow verdi. Çok güzel. Iron Crossbow'umuzu hayırlı olsun. Bunu da basarız arkadaşlar. Hep beraber basarız. Bakalım. Dediğim gibi 6 milyon coin verdim ve 100 tane abiskem aldım. Şu anda 20 tane kaldı. Beraber kırdırmaya devam ediyoruz. Bu köpeğimizi de dediğim gibi herhangi bir yaratığa gönderip mali satıp sadece köpeği kestirebilirsiniz. Ya belki biraz zamanınızı alır, şekil olur. İleride mesela köpeğiniz 20-30 level olur. Bu köpeği isterseniz pazarda satabilirsiniz. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada benim diğer bir serverda bir köpeğim vardı ve 60 leveldi. Bu 60 level köpek de inanır mısınız gidiyordum. Köpek apos kesiyordu. Vallahi billahi apos kesiyordu arkadaşlar. Yani şaka gibi. Ben oturuyordum ve köpeği gönderiyordum. Köpek çatır çatır apos kesiyordu. Ama tabii şöyle bir dezavantajı var. Apos keserken çok tabii pot yiyor. Artı tabii hayvan, yani şimdi hayvan diyeceğim ya kusura bakmayın. Hayvan çok fazla şey yiyor. Çok fazla ne derler ona işte yaprak da yemiyor artık. Şey yiyor, süt içiyor. Süt içtiği için süt de pahalı. Bakarız şimdi beraber. Arkadaşlar bu videomuz tabi sınırsız olduğu için istediğimiz kadar çekeriz, istediğimiz kadar beraber seyrederiz. Ben bunu keseceğim, biçeceğim. Hani şimdi acemiliğime verin, belki şu anda çok fazla şey yapamayacağım, randıman alamayacaksınız çünkü daha ilk hemen sizinle paylaşayım dedim. Ama bir şeyi öğrendim. İşte açma, kapama, durdurma, ne bileyim yani işte kayıt etme, tekrar kayıt etme, ondan sonra kesme, biçme, bunlar çok güzel yani arasında şeyler var. Evet arkadaşlar bir tane kaldı, son gemimizi de Ruhat kardeşimize kırıyoruz. Ruhat kardeşim sana buradan selamlar. Arkadaşlar ileriki videomuzda da Ruhat kardeşimizi tanıyacağız. Çok kıymetli bir arkadaştır, çok iyi bir arkadaştır, güvenilir bir arkadaştır ve kendisi şu anda genelde Altar 2, Kamp 1'de, Paramun 1'de sürekli kasan bir arkadaştır. Yani dilerseniz yanına gidip yardım talep edebilirsiniz. Reklamımız sona erdi. Evet, son gemimizi de kırıyoruz. Son gemimizden yine kristal glove çıktı ve gemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle genel bir gözlem yapalım. Genel gözlemimizde 11 tane upgrade scroll, böyle dandik itemler düştü. Bunun içerisinde en kıymet verebileceğimiz şu Roach Chitin Armor var. Bir de diğer Roach Chitin neredeydi ya? Bir dakika dur bakayım. Roach Chitin. Bir daha bir, evet bir de burada Çitin bot var arkadaşlar. Bu da var yormuş. Neyse bununla basarız. Beraber basarız. Bunları değerlendiririz. 5'e kadar basarız. Ondan sonra bunun arkasından şeyimiz de var. Aa pardon bir dakika. Bir de şeyimiz var. Iron crossbow'umuz var. Onu da basarız. Belki artı 7 olursa zararımız çıkar. Arkadaşlar küçük bir
ara veriyorum ve bunun arkasından upgrade'e geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yine birlikteyiz. Anvil'den uzaklaşıp upgrade'imizi o şekilde yapalım dedik. Şimdi elimizde gördüğünüz gibi bu itemler var. Mevcut olan bu itemleri de birlikte basalım. Şöyle uzaklaşalım. Ha, bana diyeceksiniz ki nasıl yaptım bu uzaklaşmayı? Arkadaşlar, Anvil'e gidiyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz ve sağ klik artı E tuşuna basıyorsunuz. Arkasından yön vermek için A tuşu ve D tuşunu kullanıyorsunuz. Şimdi şöyle boş bir yere gidelim. Beraber bu elimizdeki itemleri basalım. Bakalım ne kadar faydalı olacağız. Evet. Ben diyorum ki şuradan şeye gidelim. FT alanına gidelim. Evet, şurada bir kapı var. Şurada gördüğünüz gibi. Şu FT alanına gidelim. Kapı. O değil mi? Neyse. Tamam. Buradan çıkalım. Önemli değil. Bu arada bir tane basmayı deneyelim. Evet. Bastık. Geçti. Bir daha basalım. Evet. O da geçti. 3 oldu. Şimdi 4 de yanmazsa şansımız bayağı var demektir. Hemen geçti. 4'e geçti. Tamam, hemen 5'e sallayalım. Evet. 5'e salladık. 5'e de geçti. Oo, iyi. Tamam, bir tane daha sallayalım. Şu şeyi sallamak istiyorum. Bunu gönderelim. Ok diyelim. Evet. FT alanına geldik. Bir tane daha yapalım. Şuna gönderelim. Hani küçük bir upgrade kasamızdan da aldık takviye. Bir M takviye aldık. Şöyle gidelim. Güneş olan güzel bir yere. Öncelikle şuradan şöyle geçelim. Arkadaşlar, yön verme tuşu A, adanın A'sı ve D tuşu. Bunun haricinde yaparsanız bu anvil kapanır. Evet. Şuraya en sona doğru gelelim. Basma işlemlerimize başlayalım. Evet. Şimdi 5'e bastığımız şunu 4'e sallayalım. Bakalım geçecek mi? Geçti mi? Geçti. Oo, çok güzel. Hemen bunun arkasından bunu sallayalım bakalım ya. 7 milyon bir şeyimiz oldu. Masrafımız oldu. Arkadaşlar, unutmayalım. Yani ben size burada bunun karlı olup olmadığı hususunda bilgi vermek istiyorum. Evet. 3'e de geçti. Şimdi bunu 6'ya sallayalım. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkasından bunu 4'e sallayacağım. Genelde 4'e geçmek kadar zor bir şey var. Evet. Oh, şimdi ne olacak? Şimdi bunu sallayalım. 4'e geçtikten sonra öyle bir rivayet var. Yani 4'ten sonra 5 çok rahat basılıyor diye, 6 rahat basılıyor diye söylüyorlar ama ya tabii bunların hepsi rivayet. 4'e de gönderelim hemen, hiç tereddütsüz. 4'e de geçti. 5'e de gönderelim. Şuraya koyalım. Her şeyimiz geçti arkadaşlar. 5 oldu, 4 oldu ve 6 oldu. Bunları da elimizde ne kadar var? Şunu 4'e sallayacağım ama bir dakika, şunu bir
6 yapalım. Yani gemlere artı kasamızdan yani 7 milyon ha yandı. Şimdi hemen arkasından bunu gönderiyoruz. Bir prevail. Yani 7 milyon kadar bir masrafımız oldu. Bakacağız ne kadar şeyimiz var. Bir preview daha yapalım. Yine 4. Hadi bakalım. Enter'layalım bakalım gidecek mi? O da yandı. Hemen arkasından bunu gönderiyoruz. Hiç bekletmeden. O da gitti. Hemen arkasından bunu gönderiyoruz. Bakalım 7 olacak mı? Ve yandı. Şimdi elimizde arkadaşlar 3 tane item kaldı. Bunları da bakalım. 4'e kadar bir yürütelim. Yeterse. 2. Yani çok karlı bir şey olmadı gibi geldi ama yani çok zararımız da yok. 7 milyon kadar bir zararımız var. Arkasından gideceğiz. Ruhat kardeşimize bakacağız. 4. Hiç durmadan devam ediyorum. 5 oldu. Devam. O da yandı. Çitin botumuz var. Hemen çitin botumuzu gönderelim arkadaşlar. Çitin botumuz bakalım. 7 olabilecek mi? Ya saat şeye de kadar 4'e kadar previve yapmayacağım. Bu şekilde bir deneyeyim bakayım. Zaten çok fazla da şeyimiz kalmadı. Scroll'umuz kalmadı. 4'e geçti. 5 bakalım deneyelim. Beşte geçti. Hemen arkasından 6. 6 da yanar muhtemelen. 6'ya da geçti. Oo, ne oldu? Scroll bitti. Şimdi o zaman town atmamız lazım. Arkadaşlar bir town atayım, scroll alayım tekrar ve denemeye. Elimizde bir tane de FP bot şey var, donluk var. Onu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, anvilin başına geldik. Hadi bakalım şansımızı deneyelim. Tekrar şunu 4'e kadar bir yürütelim. Ya burada da çok lag var arkadaş ya. Evet. Tabii ki geçti. Bunu daha önce 6'ya kadar yürüttük. Bakalım 7'yi yapabilecek miyiz? Eğer 7 yaparsak ya birazcık da karımız olur. 3 4'e devam. Dörtte oldu. 5'e devam. Ya burada çok lag var. Ne oldu? Basma hakkımız bitti. Bu bana yapılır mı be? Bana yapılır mı? Bana. Arkadaşlar o zaman ben bir reload yapayım. Tekrar geleyim. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar dedim ki ben reload atmadan önce çünkü burası malum altar 2 ve girmesi çok zor. Ben size 60 level olduğunuz zaman nerede ve nasıl kasabileceğinizi göstereyim. Şimdi bakın buradan geliyorsunuz. Burası Elmorad Castle bildiğiniz gibi adıyla EMC. Buradan sağ tıklayıp Estland Entrance ve buradan da tekrar Esland'a tıklıyorsunuz ve Esland'a geçiyoruz arkadaşlar. Yani işin özü aslına bakarsanız Esland bizim kastığımız genel bir yer. Şimdi burada bakın şu NPC'de bu arada kamp 2'deymişiz. Kamp 1'e geçelim. Bakın buradan değiştirdim.
Kampire geçtik. Burada çeşitli görevler var. Şimdi bu görevlerden istediğinizi alıp burada bir parti kurup kasabilirsiniz. Ayrıca burada görevler de var. Mesela şu arkadaşlardan, yani şunlardan, şundan alıp, şundan ya da diğerlerinden alıp, satın alıp kasabilirsiniz. Ve eğer ki Paramunda kasacaksanız, şuraya geliyorsunuz, sağ tıklayıp, bakın burada Two Face Monk diyorsunuz, bunu tıklıyorsunuz, Yes diyorsunuz ve buradan bu şekilde bu görevi alabiliyorsunuz. Ve paramın görevinde eğer kasacaksınız, Just Go yapıyorum ben çünkü ben kasmak istemiyorum. Eğer ki şeyiniz varsa, TPSC'niz varsa, Night Cash ile alacağınız, o zaman kalkanımı taktım. Yani bir şey olmaz gerçi de. Buradaki arkadaşlar, ya şimdi arkadaşlar şöyle bir şey bakın. Burada bu benim için mantıklı. Niye derseniz, şimdi buraya gelirsiniz, buradan arkadaşlardan eğer ki yer varsa rica edip günlük 20 coin, 20 milyon coin 24 saat ya da 25 milyon coin coin 24 saat burada kalabilirsiniz. Ya bazen bu arkadaşlar kasan arkadaşlar DC olabilir. Onları sizin de hesabınızdan düşerler. İşte burada bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar kasıyor. Şu arkadaşlar da büyük ihtimalle benim arkadaşım da gelmiş buraya. Büyük ihtimalle bu arkadaşlar şimdi 20 ile 25 milyon coin günlük verdiler ve kasılıyorlar. Hemen şu arkadaşımıza bakalım kaç level olmuş. Şimdi bakın bir kere tıklıyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, Using Information diyorsunuz ve tıklıyorsunuz. 78 level. Muhtemelen bu arkadaş 80 level'e kasmak istiyor. Buradan faydalanabilirsiniz. Yani şimdi ben yani boş kaldığı zamanlarda elimden yapmış olduğum satışlardan dolayı burada kasıyorum. İyi de oluyor. Ya oturuyorsun, geliyorsun burada oturuyorsun. Oturuyorsun ve kasıyorsun. Bu arkadaşlar 7-24 burada. Yani burada bu şekilde bu alanda paramı kasıyor. Arada sırada logos da çıkıyor. Ha, logos nedir? Logos ben size göstereyim. Bir dakika. Belli yerlerde çıkan bir tane şey var. Abide gibi bir şey var. Mavi. Hemen bakalım. Bu abideye sağ tıklıyorsunuz. Eğer X kasıyorsanız X %100 fazla veriyor. Mesela diyelim ki bir kesmede 15x veriyorsa o zaman o size bakalım o size 2 katını veriyor. Ya şunun bakın şunun bu değil ama bu değil. Bu başka. Bunun küçüğü. Aşağı yukarı bunun %50 boyutunda. Sağ, üstüne bir kere tıklıyorsunuz şöyle. Sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladığınız zaman burada zaten yazar. Ne istiyorsun? Artı NP mi istiyorsun? Artı HP mi istiyorsun? DEF mi istiyorsun? X mi istiyorsun diyor. Eğer X kasıyorsanız o zaman X işaretliyorsunuz. Ve X'inizi %100 arttırıyor. Yani 15 X alıyorsanız 1 saatliğine eğer duration potunuz varsa şundan göstereyim. Şundan duration pot. O zaman duration potla 2 saat. Yani duration potu alıyorsun ve üstüne kullanıyorsun. Duration potu kullanmasını bilmeyen arkadaşlar varsa hemen onu da göstereyim. Kasamıza gidelim. Oh, namahremimizi görelim. 200. Şimdi arkadaşlar duration potumuz burada. Bu arkadaşlar bu Switch Premium indirimden almıştım. Bekletiyorum. İleride kullanacağım. Bakın duration pot bu.
Bundan alıyorsun. Şuraya bara koyuyorsun. Tamam mı? Bak, buraya bara koyuyorsun. Buna mesela diyelim ki, bakın şimdi ben size bir tane örnek vereyim. Sağ klikliyorum ben bunu. Şuradan mesela diyelim ki kendime ne vereyim? Kendime AC vereyim. AC verdim. İki sağ klik. Bakın, gördünüz mü? Duration Pot'la yaptım. 20 dakikaya çıktı. 10 dakikalık AC 20 dakikaya çıktı. Tamam. Bu şekilde bu şeyi nasıl söyleyeyim ben size? Bu Logos'tan aldığınızı 2 saatliğine çıkartabilirsiniz. Evet. Şimdi şunu da ben size söyleyeyim. Bakın, 80 level olduğunuz zaman şuradan göstereyim. Silver gem veriyor size. İki tane silver gem. Eğer şeye katılıp JR'ye katılıp da iki tane kazandığınız zaman iki tane silver gem veriyor. Gayet güzel yani. 3,5'tan satsanız 7 milyon yapıyor. Bu da aşağı yukarı işte 7-8 TL'ye falan denk geliyor. JR'ler sabah saat 07:40 ve akşam saat 22:40'ta oluyor arkadaşlar. Bu arada Timed Server'ında da aynı şekilde JR'ye katılabiliyorsunuz. Tekrar bir şey göstermek istiyorum. Ne gösterecektim? Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu Voucher for Magic Pet Magic Bag aldığınız zaman bunu alıyorsunuz. Maradon'la köpek aldığınız yere kırdırıyorsunuz ve kırdırdığınız zaman buraya ya da buraya koyabiliyorsunuz ve koyduğunuz zaman da size ekstra bir tane şey oluyor. Kutu açılıyor. Buraya ne koyabilirsiniz? İşte ne bileyim buradaki itemlerden herhangi bir tanesini koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik bu Altar 2'deki serüvenimiz sona erdi. Şimdi Altar 1'e geçelim ve upgrade'lerimizi yapalım. Bakalım sonucumuzu görelim ve ana fikrimizi elde edelim. Evet arkadaşlar, birinci server'a geldik. Altar 1. Buradan şimdi upgrade işlemimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Cheating Bots artı 6. Roach Full Plate Armor Bots artı 4. Şimdi bunu hemen gönderiyoruz. Bakalım. Beyaz olduğu zaman göndereceğiz. Enter'a basıp da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gönderdik. Geçti. Evet. Bunu da yine aynı şekilde buraya koyalım. Bakın. Bakıyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Şimdi gönderelim. Nasıl belli değil. Geçmiş de olabilir. Geçmiş. Tamam. Şimdi bunu artı 7'ye gönderelim. Şuraya koyalım. Bakalım yine. En çok ne zaman yandığı zaman o zaman basacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Sanırım yandı. Evet. Hemen şimdi arkasından 7'yi gönderiyoruz. Bekliyoruz. En beyaz olduğu zaman göndereceğiz. Bekleyelim. Hadi bakalım. Şu anda full beyaz gönderdim. Geçmedi muhtemelen. Evet, yandı. Sağlık olsun arkadaşlar. Şimdi yine eski konuma getirelim. Ben şu anda laptoptan oynadığım için home tuşu yukarı doğru kaldırır. Bakın ben size göstereyim. Şöyle. End tuşu da aşağı getirir. Evet, bu şekilde. Tamam. Ne oldu? Elimizde sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Demek neymiş? Abiskem kırmayacakmışız. Evet. Abiskem demek ki çok karlı bir alışveriş değil.
Yani elimizde bir şey kalmadı. Şimdi bakalım, şunları koyalım kasaya tekrar. Şimdi arkadaşlar, benim elimde bir tane 82 level asas var. Bu şu anda okçu. Ben onun yeterli olduğunu sanmıyorum. Burada bakın, artı 8 Weapon Breaker ve artı 8 Mirage Dagger aldım. Şunu da basalım ya beraber, madem beraberiz. Bunları kullanacağım fakat şu anda değil. Neden derseniz, çünkü şu anda benim asas okçu ve işin açıkçası combo olayı, asas çok iyi bir job. Combo olayı çok hakim değilim. Çok hakim olmadığım için şimdi yine bunu şöyle yapalım. Biraz daha kaldıralım. Evet. Hakim olmadığım için cesaret edemedim. Ucuza buldum. O zaman almıştım. Evet, basalım. Şimdi arkadaşlar, bunun artı 6, 6 olması bizim için yeterli. Hakim olmadığım için çok şey yapmadım. Yani onları aldım, kasaya koydum. Zaten şu anda piyasası galiba, bilmiyorum da tam olarak, 200 M falan civarında. MD de galiba 180 190 m civarında. İyi, bu dayandı. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Aman, bu Anvil'de var ya. Ya geçen benim bir tane arkadaş burada Anvil'de aşağı yukarı 1000 liralık item yaktı. Yok işte HB'si artı 7'den artı 8'e HB, yok işte Raptor artı 7'den artı 8'e yandı. Yok işte ıvır zıvır itemler bilmem ne. Arkadaşlar, buradan da kasayı işaretlemek için B'ye basabilirsiniz. Sağ klik. O da gitti. Şimdi bunları yine koyalım kasaya. Evet. Yani bunların hepsini yaktı ve arkasından Entity Game'e bir şey gönderdi. Tiket gönderdi. Gönderdiği tikette işte benim bütün itemlerim yandı. Hiçbir tanesi geçmedi. Evet, gerçekten yani hiçbir tanesini geçmemesi çok ilginç. Ve işin ilginç tarafı arkadaşlar, Entity Game'in buna verdiği cevap ne biliyor musunuz? Anvil'de sorun var. Evet, söyledi bu. Anvil'de sorun var. Ya arkadaşlar, ya Entity Game'de çalışan arkadaşlar, lütfen Entity Game'in Anvil'inde bu sorunu giderin. Bakın arkadaşlar, bir sürü. Bugün bana aynı arkadaş bir tane mail attı, şey attı, mesaj attı, fotoğrafıyla beraber. Ya çocuk artı 8 Hellbreaker basmış. Artı 8 Hellbreaker. Bunu artı 9'a götürürken yanmış. Yani çok ilginç. Yanmış. Yani yanmaz mı? Tabii ki yanar. Ama şimdi bakın burada, bakın ben size göstereyim. Burada bakın. Burada bakın. Crimson Helmet 7 geçmiş. Bu geçmiş, bu geçmiş. Bakın. Çetin Helmet yanmış. Bu da yanmış. Yani lütfen Entity Game, rica ediyorum ya, şu Anvil'in, şu şerefsizin, şu namussuzun, ya şimdi küfür edeceğim olmayacak. Şunun biraz şeyleri, yani basma rate'lerini, ratelerini mi diyorsunuz, ne diyorsunuz artık? İşte arttın ya, arttırın ya. Abi ne bu ya? Ya millet geliyor burada basıyor, neler yakıyor ya? Ya adam, dün baktım gerçekten adam artı 15 Rebirth Mirage Dagger yaktı ya. Mirage Dagger yaktı. Arkadaşlar ya, yapmayın yani. Valla ya, şu oyunun devamlılığı ne, bak adam şimdi geçirdi. Tamam, bak. Bak buradan bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Bak. Upgrade Mithril Pat. Artı 7. Şimdi bu çocuk artı 8'e atmak istiyor ve artı 8'de büyük ihtimalle yanacak. Bak bekleyelim beraber. Bakalım.
İzleyelim. Ya ben çok aslına bakarsanız ben ya bu bir kumar. Ya ha gitmişin at yarışı oynamışın. Bu bir kumar. Ya bunu yapmayın yani arkadaşlar. Burada çok fazla ben size söyleyeyim bak. Şurada mesela bak şu herif şu lavuk Sharon lavu bak kaç paraya satıyor bak şunu 2400'e satıyor. Ulan anasını satayım. Gidin ya git pazardan şunu al. Şunu al. Şu neymiş? Menzies official list. Al bunu. Al bunu. Koy buraya. Kaç para? Koy buraya. Git en ucuzundan al arkadaş ya. Bu şu herife şey yapma yani. Ya kazıklanma yani. Şimdi lafın affedersiniz domalma yani şu herife. Şu herife domalma kardeşim ya. Ya şu upgrade'i atıyorum mesela ne bileyim yani fazla da basma kardeşim ya. Ya bırak basan bassın ya. Ya sana basan bak yandı. Ne yandı? Bakayım. Görünmüyor. Yandı. Ya basma kardeşim basma. La neyse siktir et. Pardon. Ya vallahi kızıyorum abi ya. Ya çocuklar basmak istiyor basamıyorlar ya. Ya kardeşim niye basamıyorsun ya? Niye? Bak şimdi buraya geliyorsun. Bak bu kimmiş bu? Daughter of Grand Merchant. Sağ tıkla. Bak burada. Knock and the door will open. Bak şöyle bir görev var arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Confirm dedik. Tamam bak. 5 tane alıyorsun. 12 milyon X. Tamam mı? Bunu gel. Bunu aldın mı bu görevi? Gel buraya abicim. Gel buraya. Gel. Bırak. Amille sokayım ya. Ya vallahi kızıyorum ya. Ya kusura bakmayın. Ben küfrü seven bir insan değilim yani. Vallahi değilim yani. Ama abi ya ben üzülüyorum ya. Gerçekten bu kadar insan geliyor burada. O kadar hayalleri var. Ya bırak artı 8 yapsın ya. Bırak artı 9 yapsın kardeşim yani. Bırak yapsın. 10 yapsın ya. Ya sana ne? Parası olan alır. Olmayan almasın. Gel buraya. Bu görevi aldın. Ben almadım. Al bu görevi. Al eline kazmayı. Ha. Nerede kazma? Gel kazma. Al. Ha. Çıkart. Al kazmayı. Ha. Tamam. Gel burada kazdım bak. Kazmanın ne kadar süresi kalmış? Daha varmış. Ha. Double click olmuyor. Space'e bas. Kaz kardeşim. Ha. Kazdım burada bak. İlk başta 10 tane. 10 tane mi dedi bilmiyorum. Ne warm verdi. Atıyor. Ne bundan da verdi. Neyse. Kaz burada. Tamam mı? Çıktı mı burada şu elemanın peşine takıl kıçına yapış. Bak bir tane çıktı mesela. Al. Buradan ya bunu da cosplaylar için yaptı. Ya arkadaşlar lütfen cosp kullanmayın ya. Arkadaşların hakkına geçmeyin. Ya bırak ya giriyorum valla ben şeyi çok seven bir insanım. Kaosu çok seven bir insanım. Abi herkes cosp ya. Cosp'u bırakın ya. Bırakın abi yapmayın cosp ya. Ya bırak elle kas. Elle kas ya gel şuraya. Gel şuraya bak. Bak bir dakika dur. Dur ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Valla ya acayip kızıyorum ya. Bununla bırak takmayacağım bununla. Gel buraya. Gel buraya. Ha. Ya. Bir dakika dur. Ya şuraya geldin bak. Skill'ini seçtin. Tamam. Neysen nesin. Tamam. Gel buraya. Al. Na buraya işaretle bunu. Çalış abi ya. Skill re. Bu kadar mı zor ya? Al. Bak. Vuruşları gör. Skill re. Yani 3 re yapıyorum ben. Bakın. Bak. 3 re. Gördün mü? Ha. Ya bunu yap ya. 3 re. Yani niye cosp? Ya cosp nedir ya? Gelecek. Tak 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 tak. Vurdu gitti. Ne oldu? Öldü. Tamam. Ne oldu? Oğlum sana bunun öbür tarafta şeyini sorarlar. Yapmayın böyle. Vallahi yapmayın. Yapmayın. Na kaos. Kaos gel. Göster. Bandicam evvelden şeydi. Aha. Marka verdik. Paralı sürümdü.
Bak buradan tıkla bir kere. Üstüne tıkladın mı? Bak şuraya. Sağ tıkla. Buradan bak Daily Map tıkladın. Confirm dedin. Yine confirm dedin. Bak geldi. Gördün mü? Chaos Map geldi. Geldi. Ne bu? Chaos Map geçerli. Varsa sende Warprem yoksa Switchprem. Switchprem'i çevir şeye. Warprem'e. Gel buraya. Ne yapıyorsunuz oğlum burada ya? Kazık gibi dikiliyor. Gel buraya. Tamam. Şuradan Warprem'e çevirdin. Warprem yaptım bunu. Tamam arkadaşım. Geldim buraya. Bir kere tıkla. Sağ tıkla. Exchange item tıkla. Buradan Warprem Map of Chaos. Tıkla. Şimdi ben tıklarsam bana vermez. Çünkü bende Warprem yok. Tamam tıkla. Map'ini al. Aynı bu şekilde Chaos'a gir. Chaos'lar ne zaman? Gündüz 12'de. Akşam 7'de. Bir de gece saat 12'de. 3 tane Chaos var. Tamam. 3'üne de girersin. Heh. Aldın mı? Şunlardan biriktir. Bak şunlardan nerede? Var mı lan bende? Of, niye yok lan burada? Neyse. Tamam. 3 tane biriktirdin. Bak şunu söyleyeyim. Şunun moru. Şu. Şuna benziyor ama mor. Mor. Tamam. Gel buraya. Buraya gel. Bak buraya gel. Burada bak. Yine aynı buna tıkla. Bak kimmiş bu? Daughter of Grand Merchant. Sağ tıkla. Tamam mı? Şuradan Emblem of Chaos tıklıyorsun. Tamam mı? Sana ya bunu veriyor. Expansional Priced Impact veriyor. Ya da şunu veriyor. Yani bu Priced için geçerli. Eğer varıyorsan sana Expansional Warrior artı 5 veriyor. Şu anda piyasa değeri 35M'den 38M. Ya da eğer asassan ben asasların aslında IB almasını yani Irimbo almasını tercih ederim. Çünkü artı 5 veriyor ve artı 5'in piyasası şu anda 40 milyon. 40 milyon ver abi gir şuradan kaosa ya. Hiçbir şey yapma ya otur. Otur öldün mü kalk. Öldün mü kalk kardeşim. Yani ha eğer biliyorsan kaosa oynamasını ne yapacaksın? O zaman Z skill. Z skill. Vur vur geç gitsin. Vurdun mu? İndirdin mi? Girdin mi sıralamaya? Kırmızı kutu alırsın. Yeşil kutu. Olmadı mavi kutu alırsın. Tamam mı abicim? Şimdi buradan el motora geçiyoruz. Ulan böyle sınırsız kayıt da iyiymiş ha. İyi mi? Vallahi. Ya korkuyordum vallahi şeyden. Arkadaşlar bu arada sigara sağlığa zararlı. Ben çok içiyorum. İçmeyin. Ha geldik. Burada bir şey göstereceğiz mi? Dur bakalım. Hadi çabuk. Çabuk user bekliyor. Heh. Geldim burada bak şimdi kaosa gireceksin. Ben girmedim. Bak burada geldim buraya. Şurada dönen şu zımbırtı var ya. Sağ tıkla. Burada bak enter dediğin zaman sana burada verecek sıra. Bak ne diyor? Drakis Tower bilmem ne. Quiv. Yes diyorsun. Bak 44. sıra. Ha girmek mi istemiyorsun? Tamam o zaman buradan yes diyorsun. Çıkıyorsun sıradan. Burada yalnız ilk defa girecekseniz burada görevlerinizi alın. Bak şu görevi alın, şunu alın, şunu alın. Ben alıyorum şimdi mesela aldım üstüme. Tamam. Şunu aldım bir dakika. Şunu da alıyoruz. Tamam aldık bunları. Ya arkadaşlar bakın şunları bir arkadaş ya söylememde mahsur yok herhalde. Zero Assassin diye bir şey var. Arkadaş var şey var YouTube kanalı var bunlardan biriktirmiş sonradan öğrenmiş ki bu buktaymış ve bunları çöpe atıyor ya at çöpe gitsin madem öyle istiyorsan at çöpe gitsin tamam mı bunları aldın abi ondan sonra gel buraya. Aa, geldin bak burada ne var burada bak şunda görevler var bak şundaki görevler bende yok şu anda bundaki görevleri al bundaki görevleri yap. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu oyunda en güzel şey ne? Mesela 59 levelsin, Eslant'a geçmek istiyorsun. O gösterdiğim slotta kasmak istiyorsun. Kazamıyorsun. Ha. Hiç sorun değil. Geliyorsun buraya bak. Bak. Chat görevleri var. Bu oyunun en güzel özelliği chat görevleri. Chat görevleri seni
her ihtimalde, her halükarda, her şekilde seni 60'a 65'e taşır. Tamam mı abiciğim? Bak. Şurada chat görevimiz var mı? Yok. 70 Fallen Angel, Fallen Angel sakat. Gel. Şurada bak, chat görevi veren abla var. Bak, bizim görevlerimiz neymiş? Neymiş? Bak. Ha, bu bak, bu chat görevine başlamışım ben. 12 milyon X. Tamam mı? Buna geleceksin, gideceksin. Yukarıda Tayon var. Şu yukarıda sol tarafta Tayon'da keseceksin. Bak burada şu ablada chat görevi var. Şu bir. Söyleyeyim. O chat görevlerini eğer istiyorsanız lütfen bana aşağıda mesaj olarak atın. Ben size chat görevlerini açıklayıcı o şekilde vereyim. Bak. Şunda chat görevi var. Neymiş bu? Merchant Clark. Bunda chat görevi var arkadaşım. Tamam mı? Buradaki chat görevleri yapın. Ondan sonra lap diye 65'e 66'yı atlayın. Askaya geçiyorum. Para kalmadı, geçemiyorum. Ya bu da koşmuyor ya. Vallahi dur. Yani, neyse. Kimseden bir şey istemeyelim. Vermezler zaten. Ha. Neymiş bu? Klan. E al bakalım klanı. Ha. Tamam. Ha bir de arkadaşlar, eğer fazla X, yani X kazacaksanız girebilirseniz şeye girin. A1'e girin. A1'de sizi klana alsınlar. Genelde bunlar zaten X klan oluyor. Paramızı da gördünüz değil mi bu arada? İyi, hadi bakalım. Bak, çabucak göstereyim. Az kabileye geçiyorsun. Şuradan bir koşma alayım. Arkadaşlar bunda, buradan şuradan değil. Bak şurada şeyi gördüğün zaman, bak şurada şunu, şu zımbırtıyı gördüğün zaman bunlar köpeklere gider. Bizim gideceğimiz yer öbür taraf. Şuradan gidin abi, koşa koşa. Git bakalım şuraya. Bu şeyde, savaşta geliyorsun, bunun dibinde oturuyorsun, sana şey veriyor, NP veriyor. Şu abla, ha pardon, o değil. Nerede lan bu? Bu da değil. Neyse, gidelim biz. Evet. Gidiyoruz. Yani arkadaşlar, leveliniz düşükse şey, üst level bir arkadaştan yardım alın. Yani çünkü o size çok faydalı olacaktır. Zamanınızdan kazanırsınız. Çünkü bu oyun, yani hangi premi alırsan al, istersen bronz prem al, istersen switch prem al, yani sana bu ne yapacak biliyor musun? Yani her şeyden bir şey verecek, kısacak. 2 dakika oradan oyuna girerken, yok işte kasarken, bilmem ne. Onun için zamandan tasarruf. Bizim amacımız ne? Burada tasarruf. Ekonomik. Ekonomik çar. Ha, al sana ekonomik çar. Bunların hepsi görevden, alsattan yapılan şeyler. Gel buraya. Gel buraya. Bak geldin değil mi? Bak. Bak burada görevler var. Bak. Şurada şu görev veriyor. Şu görev veriyor. Al. Tamam mı? Kobalttan başlar. Buradan geleceksin abicim. Şöyle bak. Geldim burada. Dolaş. Bu neymiş? Burberry. Bu neymiş? Burberry. Bu neymiş? Burberry. Bizim görevimiz de kobalt. Gel buraya. Yok. Burberry, 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 Burberry yok. Olmadı. Buradan böyle dolaş abi. Tamam mı? Poka. Kobalt. La. Tak. Vur kafasına. Vur kafasına. Tamam mı? Bitti. Ne oldu? Burada 1 bölü 20 yazdı. 20'şer tane kesiyorsun. Görev veriyorsun. Sana 5 milyon 6 milyon bedavadan X veriyor. Sonra yanında bir tane bak şey var. Onun yanında bir tane daha şey var ya, NPC. Ona gidiyorsun, görev alıyorsun. Sana 3 tane şey veriyor. İşte ot veriyor, çöp veriyor, neyse. Gel buraya bak. Bir tane buraya veriyorsun. Sağ tıkla, confirm de verdin. Bak şu. Neymiş? Goblin Well. Sonra gel buraya. Arkadaşlar bunlar önemli. Bak ya, sizin zamanınızdan kazandırır. Gel buraya bak. Goblin Iron Pot. Buraya yine sağ tıkla, aldın görevi. Accept dedi. Gel buraya tekrar. Bak bunu kimse göstermez. Gel buraya, sağ tıkla, accept dedi.
Aldın. 3 tane görevi de aldın, tamamladın. Gene koşuyorsun buraya. Şu kapıya, şuraya. Ya ben şu anda yaptığım için şey yapmıyorum. Yani yapamıyorum. Alıyorsun. İşte yok senden 20 tane şey istiyor. İşte ot, bok, çöp neyse istiyor. İstediğini ya gidersin, kesersin, çıkartırsın. Ama zor. Genelde bu görev satan arkadaşlar bak. O görevi yaptın. Geliyorsun ya buna veriyorsun. Galiba buydu. Tam hatırlamıyorum. Ya da geliyorsun buna veriyorsun. Tamam mı abiciğim? Buna verdin. Tamam mı? Gel buradan tamlat. Ha şu anda biz birideyiz. Şurada şu bölgede satan arkadaşlar var. Bak en ucuz kimdeyse ondan al. Abi bak bu oyun para oyunu. Sen bu oyuna para yatırırsan eğer ki istiyorsan ki çarın kasılsın o zaman birazcık para koyacaksın. Ne yapacaksın? Gideceksin X bir siteden, reklam veremediğimiz bir siteden gidiyorsun GB alıyorsun. GB'ne geliyorsun abici buradan alıyorsun. Tık 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 topluyorsun. Hatta ve hatta arkadaşlar bakın. Bazı sitelerde şey var. Yazın oraya, Google'a yazın. Night Online chat görevleri diye yazın. Ayrıntılı açıklama ve resimli olarak yazıyor. Mesela buradan bütün hangi chat görevini yapıyorsan gel buradan bütün itemleri topla. Hiç git gel yapma. Zaman kaybı yapma. Zaman senin için önemli. Niçin? Çünkü bak burada senin şeyin premium'un işliyor. İşlediği her dakika senin zararına. Senin yapamadığın her görev senin zararına. O yüzden gel abi buradan görevlerini al. Al götür. Görevlerini ver. Levelini atla. 60 oldun. Geç Esland'a. İster tek kas. İster git bir tane partiye takıl. Ver 20-25M kasıl. Ya ne bileyim yani. Abi bu oyun nasıl? Bazı berberlerde mesela yazıyor. Diyor ki tıraş zevktir. Zevkin veresiyesi olmaz. Sen de aynı şekilde bu oyun zevktir. Zevkin veresiyesi olmaz. Yani sen gel burada kasıl, takıl, kafana göre. Ondan sonra gel burada CZ'ne gir. Tamam mı abicim? Gel buraya CZ'ye gir. Bak CZ'ye girdir. CZ nerede? Ronarkland. Giriyorsun gündüz genelde kalabalık oluyor. Niçin? Çünkü burası altar. Niçin? Çünkü burada GB 110 TL. Sen ne yapıyorsun? Gece giriyorsun. Gece saat kaçta? Kalkabiliyorsan 3.30-4'te gir, çık, CZ'ni yap. Nerede yapacaksın? Level'ına göre ister ağaçlarda takıl, ister golemlerde takıl, ister ne bileyim git goblinlerde takıl. Tamam abicim bunların hepsinden çıkan bir şeyler var. Gryptodon kas, taş kas, al onları 35K bir tane taş. Topla 1000 tane taş 35'er. Gel burada abicim salarıysa sat. Ondan sonra baktım premium bitti. Git bir tane premium al. Bu kadar basit. Ama üstünde eğer ki NP şuradaki olaydan yoksa kasma abicim gitme yani. Gitme. Ha. Rahat kasamıyorum abi. Kasamazsın abi çünkü geliyor orası CZ. Karşı ırk gelir seni keser NP'ni almak için. Gidersin bir daha keser. Gidersin bir daha keser. Ha. Bu arada burada şirketler var, şirketleşmeler var, mafyalar var. Onlara da bir tane çift sözüm var. Bırakın arkadaşlar, herkes kassın. Ne alan bu? İki tane oturmuşsunuz, iki tane human gidiyor orada mesela ağaç soltuğunda kasıyor. Bir tane human geldiği zaman arkadan geliyor, Karus da kendi çarı. Ulan şerefsiz, geliyorsun milleti kasıyorsun. Niye? Kesiyorsun. Niye? Niye kesiyorsun? Geri zekalı. Senin slotun mu lan o? Babanın slotu mu? Bırak, herkes kassın. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Lütfen üye, abone, işte ne karın ağrısıysa olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.